Aksu 1952 Ordu Mesudiye doğumluyum. Ordu Mesudiye'den ufak yaşta 4 aylıkken gelmişim. Mesleğim ilk önce ayakkabıcılık. İlkokuldan sonra babam ayakkabıcıya verdi. Ayakkabıcıda çalışırken sanatı biraz öğrendik, kalp olduk. Ondan sonra serbest mesleğe atıldım. Sonra şişe cama girdim. Şişe camda çalıştım. Şişe camdan çalıştıktan sonra Avrupa'ya gittim. Avrupa'da kaldım bir müddet. Sonra tekrar döndüm. Geldim serbest meslek yaptım. Taksicilik yaptım. Şoförlük yaptım. Derken hayatımı böyle idame ettirdim. ...1952 senesinin Nisan aylarında Beykoz'a geldim. Ordu'dan vapura bindik, vapurla Karaköy'e geldik. Karaköy'de orada kayıkla karşıya geçtik. Oradan vapura bindik, vapurla Paşabahçe'ye geldik. Paşabahçe'den o günden beri Paşabahçe'de ikamet etmekteyim. Askerliği 1970 senesinde Ankara Etimesgut'tan Maltepe Kartal'a geldim. Maltepe'de. Maltepe Kartal'da artık soğuktan üşütmüşüm. Beni hastaneye sevk ettiler. Hastanede yatarken doktorumuzun bir tanesi sağ olsun, şimdi rahmetli olduğu için unutmuyorum. Bilmiyorum bende ne gördüyse o zamanlar. Dedi ki sen 5 sene yaşamazsın dedi. Burada biraz hayatım alt üst oldu. Yani düşüncem, şeylerim değişti. O zaman ne evlenmek istedim, ne şunu yaptım, ne bunu yaptım, evlenmek istemedim. Yani nasıl olsa 5 sene ömrüm var diye. Neden söyledi onu da bilmiyorum hala. Allah'a şükürler olsun, ben hala yaşıyorum. Şimdi doktor bana 5 sene yaşamazsın dediği zaman ben evlenmeyi falan düşünmüyorum. Geziyorum, tozuyorum, flört ettiklerim var derken. Rahmetli annem bir gün evde oturuyoruz. Hatta konuşmamda dediler Cengiz'in çoluğu çocuğu olmuyor, bir şeyi yok. Yani ama benim içimdeki yarayı kimse bilmiyor. O doktorun bana söylediği hala hafızamda. Neyse ben flörtüm, gezdiklerimden falan hiç şey yapmadan bir gün evde, bu evde otururken annem dedi ki Allah aşkına oğlum artık evlen de mürüvvetini görelim. Peki dedim anne, sen bul, ben senin bulduğunu alacağım dedim. Annemi çok severim hala da. Aklıma geldikçe ağlayasım gelir yani annem. Neyse annem Gümüşsuyu'nda dedi ki yetim bir kız varmış oğlum. Görüştüm, çok kızları gördüm ama çok terbiyeli, iyi, güzel bir kız dediler. Onunla görüşür müsün? Tamam anne dedim, görüşeyim. Buradan gittim görüşmeye. Yüzüne baktım, şöyle 5 dakika görüştüm. Görüştükten sonra tamam dedim, senden aile olur, ben seni alıyorum. Ve söz kestik. Beykoz Evlendimle Dairesi'nde evlendim. 3 tane çocuğumuz oldu ondan sonra. 3 çocuğumuzu da okuttu. Her türlü şeyi yani o ilgilendi. Ben dışarıda çalışıyordum. Çocukların okumasında her türlü
okullardaki şeylere o giderdi ve ilgilenirdi çocuklarla. Dersini hiçbir tanesini bırakmazdı. Allah razı olsun. Çocuklarımızın üçü de evlendi. En son oğlumun düğünü oldu. Oğlumun düğününde tabii bu hastalığı çıktı. Covid hastalığı çıktı. Covid hastalığı çıkınca oğlumun düğününde hiçbir şey olmadı kimsede. Fakat o Paşabahçe'de pazardan bir şeyler almış zamanında kendine. Beğenmemiş, bunları geriye vereyim diye Paşabahçe'ye pazara gidiyor. Hatta kızım gitme anne diyor, boş ver diyor, pazara falan şey yapma. Orada Covid'e yakalanıyor ve bize bulaştırdı. Kızlarıma, çoluğuma, hatta 15 gün şeye gittik. Hastaneye gittik ama orada teşhis koymadan nihayetinde geldi. Kızım telefon etti. Ambulans geldi. Bindirdim kendilerine. Yürüyerek gitti. Hastaneye gitti. Hastanede ilaç veriyorlar. Doktoru da söyledi ben yetişemedim diye. Nedense bir gün sonra hastaneye yatıyor. İşte o akşam oluyor. İlaç veriyorlar. İlaç da kalbine pıhtı atıyor. Orada rahmetli oluyor. O güzel evliliğimiz, o maceralarım hepsi bir anda silindi. Her şey bitti. Dünyamız karardı. Ben o yüzden şimdi biraz burum yani. Onun olmaması bana bayağı dokunuyor yani. Biz iş hayatına atıldık işte. Kunduracılığa başladım. Kunduracılıktan kalfa oldum. Kalfalıktan sonra geldim. Avni Kahyoğlu Şişe Cam'ın müdürüydü. Beni Şişe Cam'a aldı. Şişe Cam'ın genel müdürlüğünü aldı. Genel müdürlükte iyi bir işim vardı. İşte postalık yapıyordum, kuryelik yapıyordum. Yani banka, bakanlar kurulu, şura bura falan dolaşıyordum. Ondan sonra ben Avrupa'ya gittim. İlk Avrupa'ya gittim, Almanya. Dostlarla beraber muhabbet ederken bir gün Hollanda'da bir arkadaşım vardı, beni çağırdı, gel dedi. Benim dileğim, düşüncem bir iş kurmaktı. Abim deri işi, deri mont işi yapıyordu. Deri mont işini Avrupa'da yürütmekti. Fakat Hollanda'ya gittim ben. Hollanda'da tabii tam dükkan falan bakarken biz Hollanda'ya o zamanlar 1979 senesinde tabii vizemizi almak yoktu. Kapıdan girdik, Hollanda'ya yerleştik. Dükkan falan bakarken polis yakaladı dedi. Giriş belgem olmadığı için beni Türkiye'ye gönderdi. Ben de o gidiş döndüm yani bir daha gitmedim. Yoksa serbest bir iş yapıp deri işi yapacaktım. Niyetim oydu. Burada askeriye vardı o zaman. Çiğdem Mahallesi'nin tepesinde, şimdi caminin olduğu yerde askeriye vardı. Askeriye kaldırdılar. Hatta askeriye kalkarken bir türlü şey bıraktı, tuğla muğla falan filan. Biz o tuğlaları aldık, hatta kullandık yani. Burada evler yoktu. Şimdi ben buradaki evleri hemen hemen sayarım o zaman. Çiğdem Mahallesi'ndeki evleri sayarım. Buralar çoğu yer bağ bahçeydi. Bağ bahçe olaraktan geçiyordu. Sonra babam bu yeri, ikamet ettiğimiz yeri aldı. Sonra bir baktık buralarda yavaş yavaş gecekondulaşma başladı. Gecekondulaşma başladı derken bizim de gecekondumuz vardı. Ve gecekondudan babam şimdiki oturduğumuz 1970 yılında şimdiki evimizi yaptı, baba evini. Beykoz'la eski ile şimdi arasında çok fark var. Şimdi benim en son beğendiğim Murat Aydın'ın
yapmış olduğu tek bir şey herkesin dilinde. Camilere, yaptığı tuvaletlere selpakların vermesi herkesin dilinde. Allah razı olsun. Tabii buralar eskiden tabii yani yol pek böyle değildi. Çamur vardı, yolları vardı yani. Gene de bugün eski yani İstanbul'un eski mahallelerinden biri. Yollarına pek asfalt gelmişti. Yeni yeni asfalt olmaya başladı. O zaman da topraktı tabii. Yollar yoktu. Burada bu yolu bizim arazimize babam verdi mesela dedi. Yolumuz olsun dedi. Yani yol herkesin normal bir şeyi yoktu. Ama sonra ne oldu? Gelişme oldu. Tabii teknoloji gelişti, şeyler gelişti, yollar oldu. Derken telefonlar gelmeye başladı. Derken efendim şeyler, televizyonlar gelmeye başladı. Burada bir bizim Abbas Cemal denilen abimiz vardı. Onun kahvesi vardı işte. Kahveye giderdik. Oradan başka burada Fikri Şık Şık derlerdi. Fikri abinin kahvesi vardı. Ona giderdik. Burada kahvelerde insanlar buluşurlardı, sohbet ederdi. Veyahut da en güzel buluşma yeri camiydi. Camide buluşurlardı. Mithat Paşa Beykoz'da yalısı vardır. Söylerler, rivayet tabii. Mithat Paşa bir gün Avrupa'da toplantıya gidiyorlar işte. İngiliz, Fransız hepsi var. Konuşuyorlar. Dünyanın en güzel yeri neresi? Herkes anlatıyor. Alman işte diyor şurası, burası, Fransız burası. Sıra Mithat Paşa'ya geliyor. Mithat Paşa'ya diyorlar ki peki dünyanın en güzel yeri neresi? Sen söyle bakalım. Mithat Paşa kafasını sallıyor. Dünyanın en güzel yeri Beykoz diyor. Allah Allah. Dünyanın diyor en güzel yeri Beykoz. Peki Beykoz'un güzel yeri neresi? Benim oturduğum yalı diyor. Benim oturduğum yalı. Beykoz'un neresinde oturursan otur, en güzel yerde oturuyorsun dünyanın. Vallahi gençlere tavsiyem, ben kendi başımdan okumama çok pişman olduğum gibi gençlere tavsiyem okumaları ve hayatı öğrenmeleri. Okumaları. Bana şimdi soruyorlar ne yaptın diye bu zamana kadar. Tabii çalıştım, dilindim, tırnağımla ama 3 tane çocuk yetiştirdim. Hepsi okumuş. Hepsi kendi seviyeleri, şeylerini kazanmışlar. En bahtiyar olduğum, mutlu olduğum anı o. O yüzden benim gençlere tavsiyem hele yeni teknolojiyi çok güzel takip etsinler ve yeni teknolojiye ayak uydursunlar. Beykoz'u çok seviyorum. Beykoz'u yaşadığımdan dolayı ben Avrupa'sını görmüş, gelmiş, birçok yerde bulunmuş insan olaraktan Beykoz'a geldiğim zaman nefes aldığımı zannediyorum. Beykoz çok güzel.